Tadım Tuzum YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün gerçekten tam tutan ölçüsüyle orijinaline sadık kalarak harika bir magnolia tarifim var sizler için. İyi seyirler diliyorum. Malzemelerimizi görüyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde sayıyorum. 1 litre süte ihtiyacımız var. 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker, 2 yemek kaşığı dolusu un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 paket vanilya, 1 adet yumurtanın sadece sarısı, 1 paket krema ve bebek bisküvisine ihtiyacımız var ama burçak bisküvi de olabilir. Muz ve kiviye ihtiyacımız var. Önce sadece muzlu yapacaktım ama yoğun istek üzerine kivi de kullanmaya karar verdim. Öncelikle tatlımızı nasıl yapıyoruz? Hemen başlıyorum. Tatlımızın yapımı için öncelikle kuru malzemeleri pişireceğim kabın içerisine alıyorum. Nişasta ve unumuzu ilave ettim. Şekerimizi ilave edelim. Bu vermiş olduğum ölçülerle 6 adet çıkıyor. 6 kişilik çıkıyor. Şimdi kuru malzemelerimizi bir karıştıralım. Tamamdır. Hemen yumurtamızı ilave edelim. Yumurtayı renginin sarı olması için kullanıyoruz açıkçası. Eğer evde yumurta yoksa ilave etmeyebilirsiniz de. Yumurtanız küçükse de 2 tane ilave edebilirsiniz. Evet, şimdi böyle hafif topaklanmış gibi oldu. Yavaş yavaş sütümüzü veriyorum. Birden vermeyelim. Hiç topak kalmayacak şekilde güzelce çırpıyoruz. Sütümüzün tamamını da ilave ettikten sonra artık ocağımızın başına geçebiliriz. Dibi tutmayacak şekilde pişirmeye başlayabiliriz. Kremamız 10 dakikanın sonunda bakın hazır hale geldi. Şimdi göz göz olduğuna göre artık altını kapatabilirim. Soğuk bir ortamda üzeri kabuk bağlamayacak şekilde arada gidip gelip karıştırmanızı tavsiye ederim. İyice soğuduktan sonra da kremamızı ilave edeceğiz. Bu arada da meyvelerimizi ve bisküvilerimizi hazırlayabiliriz. Değerli takipçilerim, ocaktan alır almaz hemen balkona getirdim. Balkonum oldukça soğuk, hızla soğuyacaktır. Hemen bir paket vanilyayı ilave ediyorum. Eğer çubuk vanilyalardan olsaydı pişirme aşamasında ilave edebilirdik ama bunu şimdi ilave etmemiz kokusunu daha güzel vereceği için arada sırada gelip gidip karıştıracağım. Vanilyamız da kremamıza karıştı. Şimdi meyvelerin hazırlığına geçebiliriz. Öncelikle muzumuzdan başlayalım. Şöyle yatay uzun dilimler elde etmek istiyorum. Çok kalın olmasın, çok da ince olmasın. Şöyle dilimler elde edelim. 2 adet muzumu doğradım. Sıra kivi de. Kivilerimi de ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde böyle doğruyorum. 2 adet de kivi doğruyorum. Bisküvilere geçelim şimdi. Bisküvilerimi de robotun içerisine alıyorum. Un haline gelinceye kadar robotta çekelim. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz karışımın üzerine fındık, ceviz, badem ilave edebilirsiniz ya da hiçbir şey koymayabilirsiniz. Dediğim gibi burçak bisküvisi de olabilir. Ben bebek bisküvisiyle yapılanını daha çok seviyorum. Defalarca kez denedim. Evde en çok beğeniyi o bisküviyle sağladık. Bu kadar da yeterli. Şöyle bir karıştıralım. Artık bu da hazır. Kullanacağım kaselerin içerisine pay ediyorum. Şimdi dikkat ettiyseniz pastanelerde böyle bardaklardan kullanıyorlar. Ama bu mavi olduğu için ben onları kullanmayacağım. Elimde olan kuplar, bardaklar bunları bir şekilde değerlendirmek istiyorum. En dibe yerleştirelim. Şöyle 1-2 tatlı kaşığı koymanız yeterli. Şöyle düzleyelim. Hatta böyle elimizle biraz sabitleyelim. Değerli takipçilerim, magnolyamızın hazırlığına devam ediyorum. Bütün hepsini doldurdum. Şimdi videonun başında 6 tane çıkar demiştim. Şöyle ki bardaklarınız eğer bundan veya şu göstermiş olduğum bardaktansa 6 tane çıkıyor. Ama bunların boyutları daha küçük görüyorsunuz. O yüzden dolayısıyla miktar da artıyor. Yani bunun ölçüsü sizin kullanacağınız kap boyutlarınıza göre değişecektir. Gördünüz, şöyle kenarlarına yerleştirdim. Yapışıyorlar adeta.
Devam ediyorum kivili'den yapmaya. Aslında sadece muzu yapacaktım ama küçük oğlum, anne kivili de yapar mısın dedi. Tabii ki de kırmadım. Çok zor bir şey değil. Sizler evinizde bulunan meyveleri de kullanabilirsiniz. Bir de muzludan yapalım. Biliyorum hepsini göstermem çok saçma olacak. Muzları bitişik koyabiliriz çünkü krema sağından solundan, yani meyvelerin altından kaçabiliyor. Muzları daha bitişik bir şekilde ya da çilek kullanacaksanız daha bitişik bir şekilde yerleştirmenizi tavsiye ederim. Bakın bu şekilde yerleştirdim. Diğerlerini de bitiriyorum. Değer takipçilerim, şimdi kuplarımızı da hazırladığımıza göre artık soğuyan kremayı güzelce başka bir kabın içerisine aktarıyorum. Çünkü bu tarz kremalarda çırptıkça güzelleşir tadı ve kıvamı. Çok güzel bir kıvam alacak. Bakın ilk başta nasıl sıcakken sıvıydı kremamız. Şimdi nasıl oldu? Oldukça katı bir kıvamda. Bunun içerisine bir paket kremam var. Çiğ süt kremasını ilave edelim. Hemen mikserimi de hazırladım. Güzelce çırpıyorum. 5 dakika kadar çırpalım. Evet, bakın kıvamı oldukça güzel ve pürüzsüz bir magnolia muhallebisi hazırlamış olduk. Şimdi ilk magnolyamızı dökebiliriz. Aslında benim bir hamur dağıtıcım var. Onunla da olabilir ama dikkatli bir şekilde döküyorum bakın. Muzların üstü kapandı. Üzerinin daha düzgün olması için şöyle biraz sallayalım. Bir kaşık yardımıyla da düzeltebiliriz. Hemen üzerine yine hazırlamış olduğumuz bisküvilerden gezdiriyorum. Sadece bu bisküviyle yapmak zorunda da değilsiniz. Oreo da olabilir. Oreo'lu da çok meşhur bu aralar. Sadece üzerine dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben hepsini aynı şekilde hazırlayacağım. Bakın böyle yıldız aparatıyla da kestim. Güzel oldu. Hemen yakından göstereyim. Magnolyamızın son görüntüsü bu şekilde. Oldukça da güzel oldu. Şöyle çevireyim. Bakın. Şimdi tüm magnolyalarımı aynı şekilde hazırlıyorum ve en az, inanın bana, 4 saat bekletmeniz gerekiyor. Bekledikçe ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Hatta bir gece bile bekletseniz olur. Muzlar kararmaz mı derseniz, asla kararma yapmıyor. Değerli takipçilerim, tüm magnolyalarımı istediğim gibi süsleyerek hazırladım. Eğer bu tarifimi dener ve beğenirseniz videomun altına yorumlarınızı bekliyorum. Belki sizler daha farklı yapıyorsunuzdur. Bunu da belirtmenizi isterim. Yorumlarınız benim için çok önemli. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız abone ol butonunu tıklayarak zili de açmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.